Herkese merhabalar. Bugün farklı bir gündemle karşınızdayım. Lola'nın aşı vakti geldi. Lola'ya söylemiyoruz. Bugün aşı olacak. Şimdi korona günleri olduğu için aşı nasıl yapacağımızı sevgili veteriner hekimimiz Cem Bey ile konuştuk. Şöyle bir çözüm bulduk. Normalde Cem Bey iki kişi geliyor. Bugün yalnız gelecek. Onun yardımcısı ben olacağım. Yani Lola aşı olurken Lola'yı ben tutacağım. En sevmediğim görev. Ve aşıyı kapının önünde evin içine girmeden yapacak. Onun için öncelikli olarak Lola'nın bir yere girip saklanmasını engelleyebilmek için bütün odaların kapılarını kapattım. Lola salonda kaldı. Çünkü Lola veterinerimizi tanıdığı için o geldiği an maalesef kaçıp saklanıyor. Bunun önüne geçmek istedim. Daha sonra da aşıyı kolay yapabilmemiz için küçük bir masayı kapının önüne taşıdım. Operasyonumuz burada olacak. Daha sonrasında maskemi taktım. Ve artık hazırım. Nasıl tutayım ben bunu? Şöyle koyun. Şimdi şöyle tutacağız. Bakayım şöyle, bak. Bu şeyle bir parmağınızı geçirin. Nereye? Tutuyorum. Tamam. Çabuk olmanız lazım. Aferin sana, aferin, aferin Lola. Bitti bebeğim. Tamam. Pardon, nasıl sıkacak mısın? Tekrar göstereyim bana. Omuzlardan. Bitti, bu bitti kadar. Bitti aşkım, annen seni tutuyor biliyorum, nefret ediyorsun benden ama vallahi bitti bebeğim. Tamam. Lola. Lola. Evet, aşı maceramızın sonuna geldik. Lola'ya iki tane aşı yapıldı. Ensesine de iç parası için damla damlatıldı. Bu arada sanmayın ki bu süreçten sadece Lola etkilendi. Ben de bir takım tırmıklarla bu süreçten payımı almış oldum. Bu arada hazır sevgili veteriner hekimimiz Cem Bey'i bulmuşken ona bir takım sorular da sordum. Onunla kedilerin aşı takvimi ve kedilerde kısırlaştırmayla ilgili konuştuk. Bunları da sizinle ayrı videolarda paylaşıyor olacağım. Bu arada korona günlerinde olduğumuz için bu sohbeti maalesef apartman boşluğunda yapmak zorunda kaldık. Bunun da altını çiziyorum. Bu arada Cem Bey'e hem verdiği bilgiler hem de yardımları için çok çok teşekkür ederim. Şimdi bu videoyu bitirmek durumundayım. Çünkü Lola bana biraz küs, saklanıyor. Yanıma gelmiyor. Onun için şimdi biraz onun gönlünü alacağım. Umarım en kısa sürede aramız düzelir. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Görüşmek üzere. Bye bye.